çok sevdiği güzel karısı kaçmış bir gün adamın, dedi Galip. O da onu aramaya başlamış. Şehrin neresine gitse karısının izine rastlıyormuş. Ama kendisine değil. Konu güzel, dedi ihtiyar köşe yazarı. Poe'nun dediği gibi, ölen ya da kaybolan güzel kadın. Ama bir hikayeci daha kararlı olmalı. Kararsızlıklarını gösteren yazara okuyucu güvenmez çünkü. Celal'in hileleriyle bitirelim biz hikayeyi. Hatıralar. Şehir adamın tatlı anılarıyla kaynaşsın. Üslup. Süslü sözlerin içine gömülen bu anılardaki ipuçları boşluğa işaret etsin. Tecahülü Arif. Adam karısının kaçtığı kişiyi bilemiyormuş gibi yapsın. Paradoks. Böylece adamın karısının kaçtığı kişi adamın kendisiymiş. Nasıl? Görüyorsunuz ya. Siz de yazabilirsiniz o yazıları. Herkes yazabilir. Hem Doğu Edebiyatı hem Batı Edebiyatı ile kurduğu metinler arası ilişkiler, Deccal, Mevlana, Şems, Dante gibi kişilerin aynı metinde yer alması, yoğun ve uzun cümlelerden oluşan imgelerle dolu diliyle Kara Kitap, Türk Edebiyatı'nda hakkında en çok değerlendirme yapılan romanlardan biridir. Üzerine o kadar yazı yazılmıştır ki, ilgili yazıların derlendiği Kara Kitap üzerine yazılar isimli bir derleme kitabı bile vardır. Kara Kitap ile üskurmaca ve metinler arasılık teknikleriyle yan yana gelmesi imkansız görünen birçok unsuru bir araya getiren bir özgün yapı oluşturulmuştur. Okur adeta bir karnavalın içindedir. Okunması zor bir yazar olarak değerlendirilen Orhan Pamuk'un Kara Kitap özelinde gerçek büyüsü, bu kitabı okumak için donanımlı bir okur olma zorunluluğunuzdur. Biraz edebiyat bilgisi, biraz da kuram. Kara Kitap kendini size açacaktır. Kara Kitap ilk kısmı 19, ikinci kısmı 17 olmak üzere toplam 36 bölümden oluşur. Her bölümün başında birer epigraf bulunmaktadır. Bu epigrafların 16 tanesi Batı, 20 tanesi ise Doğu kaynaklıdır. Pamuk bu eserinde Doğu geleneklerine bağlı kalarak Batı ile çarpıcı ve bir o kadar da ilginç bir sentez oluşturmuştur. Galip'in aynı zamanda amcasının kızı da olan eşi Rüya, geç saatlere kadar polisiye romanlar okuduğu bir gecenin sabahında 19 kelimelik bir ayrılık mektubu bırakarak Galip'i terk eder. Mektubun içeriği açıklanmaz. Ancak mektupta Rüya'nın geri döneceğine ya da dönmeyeceğine dair herhangi bir işaret yoktur. Bize yalnızca annemleri idare edersin cümlesi aktarılır. Galip bu mektuptan halasının aileye verdiği bir yemekte haberdar olur. Halası gün içinde Galip'i yemeğe çağırmış, Galip de ondan eşi Rüya'yı bizzat davet etmesini istemiştir. Galip yemekte eşini göremeyince evlerine gitmiş ve mektubu görmüştür. Yemeğe geri döndüğünde aileye Rüya'nın hasta olduğunu söylemiştir. Amca, hala, dede ve babaanne daha önce hep birlikte şehri kalp apartmanında otururken, yıllar içinde zenginliklerinin azalmasıyla yine hep birlikte daha az zenginlerin oturduğu bir apartmanda oturmaya başlamışlardır. Galip'in amcası Melih bir gün yurt dışına gitmiş ve yıllarca kendisinden haber alınamadığı için eşi ondan ayrılmış, başka biriyle evlenmiştir. Yıllar sonra ailesinin yanına dönen Melih amca da başka biriyle evlenmiştir. Melih amca ise ilk eşinden olma Celal'i yerinden edip yeni eşi küçük kızları Rüya ile Celal'in çıktığı kata yerleşmişlerdir. Galip'in Rüya ile tanışması bu geri dönüşle başlamıştır. Aynı okulda okumuşlar ve birlikte büyümüşlerdir. Yıllar sonra Galip avukat, Celal ise Milliyet gazetesinde bir köşe yazarı olmuştur. Galip Rüya'nın gidişini, olası sebeplerini ve nerede olabileceğiyle ilgili ilk önce Celal ile konuşmak ister. Ama ona ulaşamaz. Daha sonra Rüya'nın aşırı solcu olan ilk eşine dönmüş olabileceğini düşünerek siyasi dergiler koleksiyonu yaptığını bildiği Saim'den Rüya'nın ilk eşinin izini bulabilmek için yardım ister. Galip Saim'in evine gider, sabaha kadar dergileri tararlar. Fakat hiçbir sonuca ulaşamazlar. Galip sabah Saim'in evinden çıkıp Celal'in gazetesine gider. Ancak Celal'e düşman olan iki gazetecinin iğneleyici sözlerinden başka bir şey elde edemeden gazeteden ayrılır ve evine gelir. Galip evdeyken Saim telefon eder ve Rüya'nın eski kocasının adresini verir. Galip Saim'in verdiği adrese gider ancak Rüya orada da yoktur. Evden çıkar Galatasaray'a gider. Orada bir adam Galip'i ünlü film yıldızlarının benzerlerinin bulunduğu bir genel eve çağırır. Galip orada Türkan Şoray'ın benzeriyle birlikte olur. Genel evden çıktıktan sonra daha önce Rüya'nın Galip'i terk ettiği gün Celal'le görüşmek istediğini, BBC'den gelen televizyoncuların onu aradığını,
onu bulup bulamayacağını Galip'e sormuş olan İskender'le karşılaşır. İskender Galip'i şehir turu yaptığı ve televizyoncuların da bulunduğu bir pavyona götürür. Pavyonda oturdukları masada herkes, hatta garson da birer hikaye anlatır. Bu hikaye anlatma faslından sonra grup pavyondan çıkar ve hep birlikte gerçeğe yakın yapma manken yapan, yeraltı dehlizlerinde ürünlerini sergileyen Merih Manken Atölyesi'ni gezerler. Atölyeden çıktıklarında kendisini Galip'in ortaokuldayken sınıf arkadaşı olarak tanıtan Belkıs'la karşılaşır. Grubun içindeki bir mimar, Belkıs ve Galip Süleymaniye Camii'ne giderler. Belkıs Galip'e minareye çıkmayı teklif eder. Mimar aşağıda kalır. Minareden indikten sonra mimarı Cihangir'de bırakıp Belkıs'ın arabasıyla Belkıs'ın evine giderler. Belkıs Galip'in rüyaya olan aşkını kıskandığını ve evliliğinde de eşinin kendisine rüyaya aşık olan Galip gibi davranmasını istediğini anlatır. Belkıs'ın evinden bir sonraki sabah çıkan Galip, insanların yüzlerinde değişik anlamlar görmeye başlar. Değişik yazılardan, işaretlerden bambaşka anlamlar çıkarır. Bu işaretleri takip ederek Celal'in ve Rüya'nın eskiden oturdukları Şehri Kalp apartmanında olabileceği sonucuna ulaşır. Galip apartmana girmeden önce oturduğu bir büfede karşılaştığı ortaokul arkadaşlarına aynı gün ortaokuldan arkadaşları olan Belkıs'la karşılaştığını söyler. Evli çift Galip'e ortaokulda Belkıs diye bir arkadaşları olmadığını kendilerinden gayet emin bir şekilde söylerler. Galip Rüya ile Celal'in evlerinin yakınındaki Konak sinemasına gittiklerini düşünüp sinemaya gider. Ama sinemada yoklardır. Galip daha sonra evine gider, yatağa yatar. Düşünürken aniden kararını verir ve Şehri Kalp apartmanına gider. Daha önceden de tanıdığı kapıcının evine girer. Kaşla göz arasında Celal'in dairesinin anahtarını çalar. Eve girer. Eve girdiği anda bir telefon çalar. Galip açar. Karşıdaki kişi kendisiyle konuşan kişinin Celal olduğunu düşünerek konuşur. Galip de karşısındaki kişinin bu düşüncesine karşı çıkmaz. Celal'miş gibi konuşmaya devam eder. Telefondaki kişi adının Mahir İkinci olduğunu, kendisine inanan bazı subayların yazılarından etkilenerek Mehdi'nin geleceği düşüncesiyle darbe yapmak istediklerini, bu konuyla ilgili kendisiyle görüşmek istediğini Galip'e söyler. Galip bunu kabul etmez ve telefonu kapatır. Celal'in evinde Celal ile Rüya'nın nerede olduklarını bulabileceğini düşünerek bir araştırmaya girişir. Galip araştırmaları sırasında Celal'in Mevlana hakkındaki düşüncelerini de öğrenir. Celal'in yazılarında başka şair ve yazarlardan alıntılar yaptığını anlayınca Celal'e karşı duyguları değişir. Araştırmaları sürerken Mahir II. Galip'i yani Celal'i yine arar ve subaylarla ilgili kaygılarından bahseder. Görüşmeyi teklif eder, Galip yine kabul etmez. Galip araştırması sırasında Celal'in hurufilik üzerine yaptığı araştırmaları okuya okuya sonunda insanların yüzündeki harfleri, işaretleri çözmeye başladığını düşünür. Hurufilik ile ilgili okumalarını sürdürürken F.M. 3. adlı bir kişinin yazdığı Esrar-ı Huruf ve Esrar'ın Kaybı adlı eser Galip'in ilgisini çeker. Galip eseri okuduktan sonra eserde her insanın yüzünde harfler olduğunu öğrendiği için kendi yüzüne bakar ve yüzüne bir yabancının yüzü, bir metin gibi bakabildiği için yüzünde apaçık beliren esrarı görebildiği için dehşete kapılır. Bu dehşetle her şey bir anda değişir. Bir anda Celal'in köşesi için yazılar yazmaya başlar. 3 ayrı yazı yazar. Sonra bu yazıları bir gün gazeteye götürüp Celal'in yazıları diye teslim eder. Gazetede Celal'in rakiplerinden Neşati, Celal'in geçmişte darbecileri kendi çıkarları için kullandığını ve F.M. 3.'nün yıllar önce ilk defa yakın bir zamanda gazeteye uğradığını söyler. Galip gazeteden ayrılır. Uzun bir süre kendisini birisinin takip ettiğini hissettiği için İstanbul sokaklarında amaçsızca gezinir. Sonra Şehri Kalp'e gelir. Evde önceden adının Mahir II. Olduğunu söyleyen kişi yine arar. Bu seferki takma adının Mehmet, Fatih Mehmet olmasını istediğini söyleyerek Galip'e yani Celal'e kendisiyle mutlaka görüşmek istediğini söyler. Yazılarını yıllardır nasıl büyük bir şevkle takip ettiğini uzun uzun anlatır. Galip bu uzun konuşmanın ardından telefonu kapatır. Sabaha karşı uyandığında telefon yine çalar. Bir kadın en son Galip'in rüyaya yazdığı sevgi dolu yazının kendisiyle ilgili olduğunu düşündüğü için Celal'in kendisini çağırdığını zannetmiş ve Celal'le görüşmek istemiştir. Bu kadın kocasına kısa bir ayrılık mektubu bırakarak kocasını terk etmiştir. Kadın Celal'in adresini sorar. Galip adres kelimesini telaffuz ettiğinde kadın adresi vermemesi gerektiğini, birinin onu öldüreceğini haykırır. Bu kişi onu Mahir II. Ve Mehmet adlarıyla arayan kişidir.
Bu kişi telefonu alır ve Galibe, yani Celal'e, kendilerini kandırdığı için onu öldüreceğini söyler. Aynı kişi kendisine kısacık bir veda mektubu bırakarak kendisini terk ederek karısının peşinden bütün İstanbul'u gezdiğini, bir ipucu bulmak umuduyla amcasının oğlu Galip'i o şehri amaçsızca gezerken takip ettiğini ve yine Galip'in hikayeler anlatılan pavyona girdiğini, kendisinin de orada bir hikaye anlattığını söyler. Süre giden konuşma sonunda her şey tatlıya bağlanır. Galip telefondaki adamdan kendisine Celal'e ait olan telefon numaralarını ve adreslerini ister. Adam da verir. Bunun üzerine Galip bu çifte Alaaddin'in dükkanının önünde buluşma randevusu verir. Galip bu numaralar ve adreslerle Celal ile Rüya'yı bulabileceğini düşünür. Ancak aradığı numaraların hiçbirinde Celal ile Rüya yoktur. Bu aramaları sırasında evde Rüya'ya ait 10 tane fotoğraf bulur. Bu fotoğraflar onu üzer, hüzünlendirir. Bu sıralarda telefonu çalar. Arayan İskender'dir. İngiliz televizyoncuların Celal ile görüşmek istediğini söyler. Galip Celal'i bulduğunu, saat 10'da Pera Palas'ta olacaklarını söyler. Daha sonra karı kocaya verdiği randevu yerine Alaaddin'in dükkanının önüne gider. Ancak karı kocaya dair bir iz bulamaz. Taksiye binip otele gider. Otelde İskender'e Celal'in yerine kendisinin demeç vereceğini söyler. İskender ikna olunca BBC ekibine kendisini olmaya çalıştığı için kendisini kendisi olmaktan alıkoyan bütün dış etkilerden soyutlamaya çalışan şehzadenin hikayesini anlatır. Hikayeyi bitirdikten sonra taksiye binip Nişantaşı'na gider. Evine doğru dönecekken taksici yolun kapatıldığını, yine birinin vurulduğunu söyler. Galip inip bakar. Bu Celal'dir ama Rüya yoktur. Celal'in dairesine girer. Her şeyin düzeleceğini, Rüya'nın çıkıp geleceğini umut ederek geceyi orada geçirir. Sabah evine gelen kapıcının karısından Rüya'nın da Celal'le birlikte aynı gece aynı yerde öldürüldüğünü ama Rüya Alaaddin'in dükkanına girdiği için dükkan sahibi olaydan hemen sonra Rüya'nın içeri girdiğini görmediğinden dükkanın kepenklerini kapattığı için fark edilmediğini öğrenir. Galip yıkılır. Celal'in öldürülüşü ülkede büyük bir katilin yakalanması kampanyasına dönüşür. Sonunda bir yazısında dalga geçtiği için ona hıncı olduğu düşünülen bir berber bulunur ve asılır. Galip Rüya'nın hayaliyle ve Celal'in köşesine yazı yazmakla günlerini geçirmeye başlar. Ve eski, çok eski, çok çok eski hikayeleri yeniden kaleme almaktan ibaret olan yeni işi yazarlığa yönelir ve romanını bitirir. Kara kitap çerçeve hikaye tekniğini ustalıkla kullanır. Galip Rüya ve Celal'i ararken biz de kendimizi bir hikayeler silsilesi içinde buluruz. Bu tekniği nereden hatırladığınıza bir bakalım. Binbir Gece Masalları çerçeve öykü tekniğiyle kaleme alınmış İran, Bağdat ve Mısır kaynaklı masallardan oluşur. Şehriyar karısının ihanetini öğrendikten sonra karısını öldürtüp her gece başka bir bakire kadınla birlikte olmaya başlar. Kadınlardan öyle nefret etmiştir ki her gecenin sabahında birlikte olduğu kadınları öldürür. Bir süre sonra ülkede genç kız kalmaz. Vezir çaresiz kendi kızı Şehrazat'ı hükümdara Şehriyar'a sunar. Şehrazat akıllı bir kızdır. Şehriyar'a her gece en heyecanlı yerinde kestiği hikayeler anlatır. Hikayenin devamını büyük bir merakla bekleyen Şehriyar, Şehrazat'ın ölüm emrini bir türlü veremez. Burada ana hikaye ve Şehrazat'ın ağzından dinlediğimiz hikayeler çerçeve hikaye tekniğinin bir örneğidir. Mantıkuttar'da iç içe geçmiş Hütüt kuşunun anlattığı öykülerden oluşur. Binlerce kuş bir gün kendilerine bir padişah seçmeye karar verirler. Ama Hütüt kuşu onlara zaten Simurg adlı bir padişahları olduğunu söyler. Simurg'u bulmak üzere Hütüt kuşunun rehberliğinde yola çıksalar da ancak 30'u bu yolculuğu tamamlayabilir. Simurg'u gördüklerinde anlarlar ki Simurg kendileridir. Yani bu arayış yolculuğunda Tanrı'yı kendi içlerinde bulurlar. Mevlana'nın Mesnevisi çerçeve öykü içermeyen bir öyküler toplamıdır. Galip'in İstanbul sokaklarında Celal'i araması, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Şam sokaklarını arşınlayıp Şems-i Tebrizi'yi aramasıyla ilişkilidir. Mesnevi'de sevgilisini kaybeden ve ölümünden sorumlu olan Mevlana'dır. Kara kitapta ise Rüya'yı kaybeden ve ölümünden sorumlu olan Galip'tir. Şeyh Galip'in 18. yüzyıla yazmış olduğu Hüsnü Aşk, tasavvuf felsefesini anlatan alegorik yani sembolik bir mesnevidir. Hüsnü ve aşk aynı mektebe edebe gitmiş, arkadaş olmuş ve birbirlerini sevmişlerdir. Aşkın kızla evlenebilmesi için kabile bir şart koşar.
aşk diyarı kalbe gidecek ve orada kimyayı bulup getirecektir. Aşk yolda türlü engellerle, zorluklarla karşılaşır. Kuyuya düşer, bir dev tarafından hapsedilir, sihirbaz bir cadının eline düşer, derken Çin padişahının kızı tarafından kandırılır. Bütün bu tuzaklardan, kötü durumlardan aşkı kurtaran Süphan, aşka esrar-ı hafiyeyi açıklar. Ve aşk anlar ki hüzün kendi içindedir. Romanda pavyonda öykü anlatanlardan biri yazardır ve güya başka bir yazarın öyküsünü anlatır. Öyküden öğrendiğimize göre bu yazar birbirlerinin yerine geçen birbirinin benzeri iki adam üzerine sonraları okuyucuların tarihi dediği bir kitap yazmışmış. Daha sonra yeni bir kitap yazmaya başlayınca eski benzerler hikayesini yeniden yazarken buluyormuş kendini. Ve bu kez okuyucuların hoşlanacağı gerçek dışı bir dünyaya girmeye karar vermiş. Bu amaçla şehrin Bizans'tan kalma yeraltı dehlizlerinde, meyhane ve pavyonlarında geziniyormuş. Yazar birinci kitapla kendi eseri olan Beyaz Kale'ye, ikinci kitapla ise Kara Kitap'a gönderme yapar. Galip pavyondan çıkan bir grupla birlikte Bedi Usta'nın şimdi torunu tarafından işletilen Melih Manken Atölyesi'ne götürülür. Ve orada torunun rehberliğinde kat kat yerin altına inen dehlizlerde yüzlerce umutsuzun mankeniyle karşılaşır. Çamurla kaplı odalarda sıralanan mankenlerin sahtekarlar, kendileri olmayanlar, günahkarlar, başkalarının yerine geçenler gibi takımlara ayrılmış, mutsuz evlileri, huzursuz ölüleri, mezarından çıkan şehitleri görür. Grupta bulunanlardan bir mimarın mankenler cehennemi dediği bu yeraltı dehlizleri, hiç kuşku yok ki Dante'nin Vergilius rehberliğinde gezdiği ve çeşitli katlara yerleştirilmiş sınıf sınıf günahkarlarla konuştuğu Inferno bölümünden esinlenerek yazılmıştır. Inferno'dan sonra Dante ve Vergilius Araf'ı gezerler. Ama sıra göklerin ötesindeki Paradiso'ya geldiğinde Vergilius bu kutsal mekanda rehberlik edemeyeceği için bu görevi Beatrice'e yükler. Mankenler cehenneminden sonra mimar Galip ile Belkıs adındaki kadına Süleymaniye Camii'ni gezdirir. Ama sıra minareye geldiğinde mimar çıkamayacağını söyleyince Vergilius'un yerini Beatrice'in alması gibi Kara Kitap'ta da mimarın yerini Belkıs alır. Decameron'da vebadan kaçan 10 kişi geceler boyunca birbirlerine hikayeler anlatırlar. Bu eser de çerçeve hikaye tekniğinin en değerli örneklerinden biridir. Yazarın apartmana verdiği Şehri Kalp adı, Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'ndaki Diyarı Kalbe göndermedir. Aşk Diyarı Kalbe ulaşana kadar kuyular, cadılar, güzel kadınlar şeklindeki sınavlardan geçmek zorundadır. Galip de İstanbul sokaklarında Rüyayı ve Celal'i ararken benzer serüvenler yaşar. Yer altında kuyu gibi mahzenlere iner, kendisiyle evlenmek isteyen bir fahişeyle birlikte olur, eskiden beri onu seven Belkıs'ın evinde sabahlar ama sonunda o da Şehri Kalbe varır. Alaaddin'in dükkanı Nişantaşı'nda gerçekten var olan bir dükkandır. Galip, Rüya ve Celal buraya sık sık uğrarlar. En önemli özelliği ise içinde birbiriyle alakalı alakasız çeşit çeşit ürünün yer almasıdır. Bu mekan öyle karmaşık bir birikime sahiptir ki sanki Kara Kitap'ın kendisidir. Ayna imgesi gerçeği daha güzel gösteren bir nesne olarak ele alınmıştır. Romanda sık sık karşımıza çıkar. 1952 yazının başında zamanın en ünlü haydutu, Beyoğlu'nda yeni açacağı batakhanenin girişindeki geniş hole İstanbul resimleri yaptırmak istemiş ve bir yarışma düzenlemiştir. Yarışmaya katılan iki ressamdan biri duvara şahane bir İstanbul resmi yaparken, diğeri karşısındaki duvara resmi gümüş şamdanların ışığında, olduğundan daha parlak, daha da güzel, daha da çekici gösteren bir ayna yerleştirir. Bu yarışma için konan ödülü aynayı koyan ressam alır. Ayna karşısındaki duvarda bulunan İstanbul resminin farklı algılanmasını, yorumlanmasını, görülmesini sağlamıştır. Birçok kişi bu durumu tecrübe etmek için batakhaneye gelmiş,
Her gelen aynada asıl İstanbul resminden farklı yanlar bulmuştur. Pamuk, üretilen sanat eserinin kendisinden öncekilerden faydalanmasının, bunu yaparken de etkileyici ilavelerde bulunmasının hoşnutluğundan bahsetmek istemiş olabilir. Kuyu ve kuyuyla eşdeğer anlamsal çağrışımlarıyla romanda yer alan apartmanın karanlığı ve dehlizler, içimizde saklı duran gizli yönlerimizi, insanlara göstermek istemediklerimizi ifade etmek için kullanılır. Manken imgesi, insanların kendisine yakın olana değil de uzak olana, kendisini daha yakın hissetmesinin bir sembolü olarak kullanılmıştır. Türk insanının özellikle batıya duyulan hayranlık sebebiyle batılılara benzeyen yapma mankenleri tercih etmesi, yerel özelliklerin küçümsenmesi, bize benzeyen mankenlerin yeraltı mahzenlerine mahkum edilmesi ve yanlış bir biçimde global dünyaya ayak uydurma isteğiyle kendi kimliğimizden istemsiz ya da bilinçli uzaklaşmamız ifade edilir. Bedius da Cumhuriyet'le birlikte batıya yöneldiğimiz için Osmanlı tarafından hakir görülen mankenciliğe hak ettiği ilginin gösterileceğini düşünür. Ancak mağazalar onun mankenlerini vitrinlerine koymak istemezler. Göz 10. bölümün adıdır. Bu bölümde Celal kendisini sürekli takip eden bir gözün varlığından söz eder. Celal onun kendisini yargıladığını söyler. Gözün etkisiyle davranışlarında özgür olamaz. Bu kavram George Orwell'ın Big Brother'ına benzer. Göz kişiyi sürekli takip eder. Yanlış bir şey yapmasına engel olacak bir denetim mekanizması gibidir. Kimse kendini özgür hissetmez ve herkes bir kalıp içinde hareket eder. Romanda Celal Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Galip Mevlevi olan Şeyh Galip'i, Şehri Kalp ise Hüsnü Aşk'taki Diyarı Kalbi ima eder. Mevlana Şems, Celal Galip ilişkisi, Şems'in öldürülmesi, Celal'in öldürülmesi, Mevlana'nın eserine Divan-ı Şems-i Tebrizi adını vermesi, Galip'in kendi yazılarına Celal'in imzasını atması, Hüsnü'nün Diyarı Kalbe yolculuğu, Galip'in Şehri Kalbe yolculuğu, Hüsnü Aşk'taki yol gösterici Sühan, Kara Kitap'taki yol gösterici Celal'in yazıları, Celal, Galip ve Rüya'nın soy isimleri olan Salih'in tarikat yolunda ilerleyen anlamına gelişi, tüm bunların içinde Rüya'nın varlığının belli belirsiz olduğu, gerçekten var olmadığı, polisiye romanları simgelediği, Galip'in ulaşmak istediği hedefi temsil ettiği gibi yorumlar da vardır. Rüya büyük harflerle yazıldığında Galip'in karısı, küçük harflerle yazıldığında hayalidir. Galip'in okura "Ey okuyucu" diye seslenmesi, romanın yazarı olduğunu söylemesi üst kurmacayla, Celal ve Rüya'nın öldürülmesi konusu polisiye ile sahte şehzadelerin metinde yer alması postmodern tarihle ilgilidir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilir ve diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Yeni videolar için takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.